İslami köklerinden koparılan halkımızı her türlü yol ve yöntem kullanılarak ifsad edilen neslimizi iffetinden, hayasından, tesettüründen soyutlandırılan kardeşlerimizi yeniden asli değerlerine kavuşturmanın çabasını vermekteyiz. Bu gayet doğrultusunda Kitab-ı Mubin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti ve selef-i salihin çizgisinden ödün vermeden hizmetlerimizi sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Peygamber Sevdaları Platformu bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte ülke genelinde yüz binleri bir araya getiren kutlu doğum etkinliklerimizle Kur'an-ı Kerim kültürünü ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, siretini tekrardan canlandırmak için gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle fakirlikle mücadele kapsamında yüz binlerce kişiye ulaştırdığımız yardım faaliyetleriyle toplumumuzu cehaletten izale etmek için yaptığımız çeşitli eğitim ve ilmi hizmetlerimizle bu çalışmalarımızı sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam ne Yahudi ne de Hristiyan'dı. Ancak o hanif bir Müslüman'dı. O müşriklerden de değildi. Hazreti İbrahim'in şahs-ı manevisi tecessüm etse, cisimleşse, maddeye dönüşse devasa bir dağ olur değerli kardeşler. Zirvesi arşa değen bir dağ olur değerli kardeşler. Koca bir dağ olur. Şöyle alttan bakıldığı zaman zirvesi görülmeyecek bir dağ olur. Ve o dağa bakıldığı zaman, o iman dağına bakıldığı zaman teslimiyet dağına bakıldığı zaman, cesaret dağına bakıldığı zaman, fedakarlık dağına bakıldığı zaman insan gerçekten de o zirve karşısında eziliyor, büzülüyor, bir tarafa siniyor. Gitme Said, seninki de kulluk mudur diye insan gerçekten siniyor bir tarafa. Şu kula bak da bir de senin kulluğuna bak diye gerçekten o zirvenin karşısında İnsan siniyor bir tarafa. Değerli kardeşler, Hazreti İbrahim portresini Kur'an nasıl çizmiş? Kur'an nasıl tarif etmiş? Bizler elbette, ben acziyetimle o Kur'an'ın çizdiği İbrahim Aleyhisselam resmini belki tam olarak çizemem, belki tam olarak o portreyi size resmedemem. Ama Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim iki yönlü anlatılıyor. Hazreti İbrahim İki yönlü bir şahsiyet olarak anlatılıyor. Bir yönü uluhiyettir, bir yönü beşeriyettir. Yani bir yönü uluhiyete bakıyor, bir yönü de beşeriyete bakıyor. Uluhiyete bakan yönüyle
Hazreti İbrahim, estağfirullah, ittehadallahu İbrahim'e halila dediği şahsiyettir. Yani Hazreti İbrahim'i Allah diyor ki, ben İbrahim'i dost edindim. O Allah dostu bir şahsiyettir. Allah'ın insanlar arasından dost olarak seçtiği bir şahsiyettir. Beşeriyete bakan yönüyle Hazreti İbrahim insanların imamıdır. Kur'an-ı Kerim'in çizdiği resim ayetlerle çizdiği Hazreti İbrahim Aleyhisselam portresine bakacak olursa, değerli kardeşler, Hazreti İbrahim'in şahsı manevisi, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerle çizmiş olduğu Hazreti İbrahim'in şahsı manevisi tecessüm etse, cisimleşse, maddeye dönüşse devasa bir dağ olur değerli kardeşler. Ve ubudiyetimizdeki eksiklerimizi sana arz ederek diyoruz.